Tahmin ediyorum, yani tahmin ediyorum değil, bazı belgelerde gördüm hocam. Bunlar ailelerin elinden bankalarını ve paralarını almışlar. Hatta servetlerini diyebilirim. Bu 12 ailenin, özellikle Rothschild Rockefeller var ya, 12 ailenin de ellerindeki gücü almışlar. Kraliçe Elizabeth'le ilintisi var bunların. Çünkü yukarıdan satandan aşağıya bir hiyerarşiyle iniyorlar. Kraliyetler, tüm kraliyetlerde Papa Vatikan'ın bir tık üstünde, ama Vatikan'da var yani sırada. Muhtemelen bunlar bu ailenin, yani alttan üçüncü sırada olan, Masonluğun ve Illuminati'nin bir tık üstünde olan ailelerin kalemini kırmışlar. Bunu da onun bir tık üstüne vermişler. Ve bu alttan dördüncü olan hiyerarşide ayrı bir grup, henüz bizim adını bilmediğimiz ayrı bir grup var, ama Nikolay bir adı olan, bir tane adı Nikolay olan, üç isimli bir adam, yine Rus bir yani Haşmet Mah bunların başına geçmiş bir kadın ve bir de yardımcısı var. Artık şimdi tamamen farklı bir yönetim ve benim anladığım kadarıyla dünyadaki birçok ülkenin, Çin'deki dahil olmak üzere, merkez bankalarına ve lokal bankalara, özel bankalara el koymuşlar canım hocam. Ve benim anladığım kadarıyla Türkiye Türk Merkez Bankası'na, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na da bir mektup göndermişler. A harfinden Z harfine kadar, Akbank'tan Ziraat Bankası'na kadar elinizdeki tüm bankaların yönetimini ve paralarını bize devretmek zorundasınız. Yani gibi bir mektup da gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na. Birkaç gün sonra da anladığım kadarıyla Merkez Bankası'nın müdürü, genel müdürü değişti, değiştirildi ya da bir şekilde bir şey oldu. Çünkü 18 Mart 2022'de gelen bir mektup var. 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümüne denk geliyor sevgili hocam. Orada bir manevralar, bir şeyler yapıldı Türkiye'de. Umarım kabul edilmemiştir. Umarım hayır denmiştir. Ya da bunu bize aç, belki ben sadece bu açıklama yüzünden, hani belki başım derde girebilir, ama bir şekilde diyorum ki artık bir şeylerin düğmesine basıldı. Ben bir hafta ağzımı bıçak açmadı. Biz zaten bunları sizden duyuyorduk 10 senedir. Zaten biliyorduk. Ben sadece tarihin bu kadar yakın olduğunu bilmiyor idim. Sonra işte Çin'deki bankaların, 40 bankanın batışı da bu tarihten sonrasına denk geliyor sevgili hocam. Hocam.